Türkçe dersimize devam ediyoruz. Bugün kelime bilgisi konusuyla ilgili tekrar sizlerle konu tekrarı yapacağız. Eş anlamlı kelimeler, eşsiz kelimeler, zıt anlamlı kelimeler, gerçek ve mecaz anlamlı kelimeler, terim anlamlı kelimeler bugünkü konumuz olacak. Bu videoyu izlemeniz önemli çünkü bunları da Eylül ve Ekim ayında işledik. Unutmuş olabilirsiniz. Her zaman tekrar edip hatırlamanız gereken bir konu. Başlayalım. Öncelikle bir metin vermiş, onu okuyalım sonra devam edelim. Diyor ki, kurnaz karganın oyu. Günlerden bir gün, kar beyaz sıcaklarından bunaldığı için dereye yıkanmaya gitmiş. Derenin serin sularında yıkanırken bir yengecin ayağına basıvermiş. Çok kızan yengeç, kıskacıyla karganın ayağına sıkıca sarılmış. Canı acıyan karga, bırak beni yengeç kardeş, canımı acıtıyorsun diye yalvarıp yakarmış. Yengeç, sen benim ayağıma bastın, ben de seni yiyeceğim demiş. Karga, isteyerek olmadı, özür dilerim diyerek yalvarmış, yakarmış. Ama bir türlü yengeç onu bırakmamış. Sonunda kurnaz karganın aklına bir fikir gelmiş. Yengece, eğer beni bırakırsan sana bir geyik getireceğim demiş. Bu sözleri duyan yengeç, kargaya, tamam bana bir geyik getirmen şartıyla seni bırakıyorum. Karga kurtulur kurtulmaz evine doğru gitmek için uçmaya başlamış. Epey uçtuktan sonra susuzluğunu gidermek için yolun üzerinde bulunan dere kenarına inmiş. Su içmeye başladığında karganın yanına gelen aç bir tilki "Burada ne arıyorsun?" diye sormuş. Karga "Su içmek için buraya indim." demiş ve suyunu içip tam havalanacağı anda tilki karganın üzerine atlayıp onu yakalamış. Karga "Tilki kardeş, ben sana bir kötülük yapmadım. Bırak beni evime gideyim." demiş. Tilki "Karnım çok aç. Hiçbir yere gidemezsin. Seni yiyeceğim." demiş. Karga "Benim etim senin dişinin kavuğunu bile doldurmaz. Beni bırakırsan seni içinde bir sürü balığın bulunduğu bir yere götürürüm. Sen de karnını bir güzel doyurursun." demiş. Tilki karganın bu sözleri üzerine "Ama ben yüzme bilmiyorum ki." demiş. Karga "Sen kıyıda durup kuyruğunu suya daldırırsın. Balıklar da gelir senin kuyruğuna yapışırlar. Sen de onları bir güzel yer, karnını doyurursun." demiş. Tilki karganın söylediklerini kabul etmiş ve yengecin yaşadığı yere gelmişler. Karga tilkiye "Sana söylediğim yere geldik. Şimdi kuyruğunu suya daldır." deyince tilki hemen kuyruğunu suya daldırmış. Bu arada karga yengece "Sana söylediğim gibi güzel bir geyik getirdim. Çabuk kuyruğuna yapış." diye söylemiş. Yengeç sudaki etli kuyruğa öyle bir yapışmış ki canı çok yanan tilki bütün gücüyle ormana doğru kaçıp giderken yengeci de kuyruğunu da beraberinde götürmüş. Tilki ve yengeç böylece kötülüklerinin cezasını çekmişler La Fontaine masalları. Şimdi bu metindeki soruları cevaplayalım. Karga dereye niçin gitmiş? Niye gitmiş? Yıkanmak için gitmiş öncelikle değil mi dereye? Yengeç kargayı hangi şartla serbest bırakmış? Ne dedi? Bana bir geyik getirirsen seni serbest bırakıyorum. Değil mi? Diyor ki karga sana beni bırakırsan sana bir geyik getiririm. O da kabul ediyor ve bu şartla bırakıyor. Karga su içmek için indiği dere kenarında kimle karşılaşmış? Dere kenarında tilkiyle karşılaşmış. Sonrasında şimdi eş sesli kelimeler neydi? Yazılışları aynı ama anlamları farklı olan kelimeleri biz ne diyorduk? Eş sesli kelimeler. Bu metinde neler var? Yaz tatili gelince köye gideceğim. Her akşam yatmadan önce günlüğüme yazı yazarım. Yaz kelimesi. Birinde yaz mevsim anlamında, diğerinde ise bir şeyi kağıda geçirmek, yazı yazmaktaki yazmak anlamına geliyor. Yazılışı aynı ama anlamları ne? Farklı. Diğerine benim aşağı kata inmemi istediler. Köyümüzdeki inlerde yabani hayvanlar yaşıyor. Şimdi buradaki inmek, in bir yerden aşağı doğru gitmek anlamında. Ama buradaki in böyle o küçük mağaralar, küçük insanların, hayvanların yaşadığı o küçük yerler anlamına geliyor. Yazılışları aynı ama ne anlamları farklı. Sonrasında bakıyoruz. Açlıktan midemden dönüp sesler geliyor. Koldan tutarak kapıyı açmaya çalıştım. Aç. Birinde doymadığınız anlamına gelen, hala yemek yemek istediğimiz ifade.
ifade eden aç kelimesi. Diğerinde de işte bir kapıyı açmak, pencereyi açmak, bir şeyi tutup açmak anlamına gelen kelime ve yazılışları aynı, anlamları farklı. Durgun denizde yüzmeyi çok severim. Yüzünde oluşan yara onu çok etkiler. Yüz. Birinci de denizde yüzmek. Bir fiil, hareket biliyor. Diğeri de yüz, yani bizim sahip olduğumuz insanların, hayvanlara sahip olduğu yüzden bahsediyor. Ne? Yazılışları aynı ama anlamları farklı. Peki kelime nedir? Tek başına anlamı olan ya da tek başına anlamı olmadığı halde cümle içinde anlam kazanan ses ve ses topluluklarımız ne diyoruz? Kelime. Ağaç, orman, kapı, okul bunlar ne? Kelime. Tek baştan anlamı var ama ve, lakin, fakat bunlar da kelime ama ne? Tek başlarına anlamı yok. Gözümüzde onları söylediğimizde bir şey canlandıramıyoruz. Bunlar ne? Cümle içine katıldığında bir anlam kazanıyorlar. Mesela Ayşe ile Aslı ödev yapmak için mütfağında buluştular. Bu cümle 8 kelimeden oluşmuştur. Sayalım. Ayşe 1, İle 2, Aslı 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cümlede geçen ile ve için kelimelerinin tek başına anlamı yoktur. Diğer kelimelerin tek başına anlamı vardır. Sonrasında devam edelim. Eş anlamlı anlamdaş kelimeler. Biz bunları sizlerle çok çok uzun süre konuştuk ama tekrar bir hatırlayalım. Ne diyoruz? Bunlar eş sesli gibi değil. Bunların yazılışları ve sesleri farklı. Ama ne? Aynı anlama geliyorlar. O zaman ne oluyor? Eş anlamlı anlamdaş kelimeler oluyorlar. Şimdi yaşlı. Yaşlının eş anlamlısı nedir? İhtiyar. Okul. Ne? Ben söylerken durdurun, tahmin edin, açın bakalım doğru mu tahmin etmişsiniz. Mektep, deprem, zelzele. Sonrasında bunları da eşleştirelim. Diyor ki, eş anlamlısı olan kelimeleri eşleştirip tabloya yazalım. Vasıtanın eş anlamlısı ne? Vasıta, şöyle çizelim, kalemin nerede? Vasıta, araç. Bir renk G gelecek. Uygarlık, uygarlık, medeniyet, ikiye A gelecek. Önemli, önemli, mühim. Duymak, şey duyarım, işitirim. Gerçek, doğru. Sınav, ne sınav? İmtihan. Örnek, misal. İmkan, olanak. Kırmızı neydi? Al. Yanakların al olmuş deriz kırmızı anlamında. İmkan, olanak da dedik. Dedik mi? İmkan da olanak. Tamamdır. Diyor ki altı çizili cümle kelimelerin eş anlamları bulup cümleyi bozmadan yeniden yazalım. Şimdi hakim, oturuma, ara verdi. Hakim eş anlamlısı ne? Yargıç, oturuma, ara verdi. Hala aynı anlam. Bu çaba boşuna gitmemeli. Çaba ne? Gayret. Bu gayret boşa gitmemeli. Kayseri en sevdiğim şehirdir. Kayseri en sevdiğim ildir. Bunları mutlaka tahmin edin. Hatta defterinize yazın eğer hatırlamadığınız, yeni duyduğunuz varsa bunları defterinize mutlaka not alın. Annem istediği ayakkabıyı aldı. Annem istediği papucu aldı. Bir kanun varsa ona uymalıyız. Ne? Bir yasa varsa ona uymalıyız. Kanunun eş anlamlısı ne? Yasa. Bu bir düş olmalı dedi çocuk. Bu bir rüya olmalı dedi çocuk. Düş ne? Rüya. Peki zıt anlamlı ne? Yine yazılışları farklı ama anlamları da birbirinin tamamen tersi olan kelimeler ne? Zıt anlamlı, karşıt anlamlı kelimeler. Şimdi ama şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kelimenin olumsuz o kelimenin zıttı değil. Yani mutlunun zıttı, mutsuz değil. Üzgün. Olumsuz yaptığımızda zıttı olmuyor ya da koşmanın zıttı.
devam ediyoruz. Eşleştirelim. Genç, gencin zıt anlamı nedir? Yaşlı. Boş, dolu. Zayıf, şişman. Kapalı, açık. Gündüz, gece. Batı, doğu. Verilen kelimelerin tam tersini düşünüyoruz. Beyaz, siyah. Soğuk, sıcak. Tam tersi yukarı, aşağı, yaz, kış. Tamam mı? Eşleştiriyoruz. Küçüğün zıt anlamlısı ne? Büyük. Not alalım bunları. Siz de not alın. Zayıf, şişman. Hatırlamanız için. Fakir, zengin. Eski, yeni. Güzel, çirkin. Tahmin edin siz de. Yavaş, hızlı, gece, gündüz. Tam tersini düşünüyoruz. Aç olmak, hayır, aç değilim ben, tokum. Ya da açılın, hani dedik ya, eş sesli. İki tane anlamı var. Aç, bir de neydi? Kapıyı açmak, pencereyi açmak. Öyle düşünürsek onun zıttı kapat. Ama karnımızın aç olmasını düşünürsek onun zıttı tok. Çok, az. Uzak, tam zıttını düşün, yakın. Zor, tam zıttı kolay. Doğru, yanlış. Soğuk, sıcak, ıslak, kuru, genç ne dedik, yaşlı, acı, tatlı, kapalı, açık, ilk, tam zıttını düşün, son. Kuzey, güney, doğu, ne tam zıttı, batı, üretim, ne, üretiyoruz, tam zıttı, tüketmek, tüketim. Sağlam, çürük, korkak, cesur, ağır, ne, hafif. Bir şey var, zıttı yok. Tembel, çalışkan, kirli, temiz, dolu, boş, beyaz, siyah, kısa, tam zıttı ne? Uzun. Şimdi, uzun kısanın karşıtı mı? Uzun, kısa. Evet, karşıt anlamında. Ama açık, karanlık. Hayır, açığın ne? Kapalı. Karşıt değil. Kırmızı, beyaz. Kırmızının zıttı beyaz mı? Hayır. Beyazın zıttı ne? Siyah. Karşıt değil. Çürük, sağlam. Bir şeyin çürük olması, sağlam olması. Evet, karşıt. Sağ, sol. Birbirlerinin tam zıttılar mı? Evet. İç, zıttı ne? Dış. Doğru. Büyük, geniş. Zıttı mı bunlar? Hayır. Büyüğün zıttı nedir? Küçüktür. Karşıt değil. Ev, mesken. Zıt mı? Hayır, değil. Birbirini karşıt anlamlısı değiller. Çalışkan, tembel. Evet, zıt anlamlı. Esnesleri konuştuk. Neydi? Yazılışları, okunuşları. Aynı ama anlamları farklı olan kelimeler neydi? Eş sesli kelimeler. Şimdi ben çalışkan bir öğrenciyim. Başka ne? Benim eş seslisi ne? Ben. Yani yüzümüzde çıkan benlerden bahsediyor. Evet, eş seslisi. Ben beyaz bir kaz gördüm. Burada bir hayvan, burada da kum kazma içinden çıkanı bu. Bir yeri böyle eşelemek, derinine inmek anlamına geliyor. Rüyanda bir sal ile denizdeydi. Sal, burada ne, bir denizde kullandığımız bir gemi türü bir alet. O kuş, o kuş artık doğaya salmak gerek. Buradaki sal, hani göndermek, yollamak anlamında. Memleketimize gece varabiliriz, var. Bir yere yetişmek anlamında. Kalem kutumda pek çok kalemim var, sahip olmak anlamında burada. Yazılışları aynı, anlamları farklı. Çay ne var? Bir sıcak bir içecek anlamına geliyor. Bir de böyle küçük bir dere anlamına geliyor. Yat. Bir deniz aracı. Bir de ne? Uzanmak, böyle yatağımıza yatmak anlamında. Yol ne peki? Bir gittiğimiz yer. Bir de bir şeyi koparmak. Ne? Yazılış aynı. Yol. Hep yol olarak yazılıyor ama ne? Anlam değişebiliyor. Yüz. Sayı var. Yüz. Yüzmek var. Bir de ne var? Bizim suratımız, simamız var. Al ne? Kırmızı anlamına geliyor. Bir de ne anlamına geliyor? Bir şey, bir yerden bir şeyi almak, satın almak, o anlamına geliyor. Yüzün bir de ne var? Deriyi ayırmak anlamında. Bir şeyi yüzersiniz böyle. Değil mi? Hayvanların derisi falan yüzülür o anlamda. Ak ne? Beyaz var. Bir de böyle bir şeyin akması, işte suyu böyle çevirirsiniz akar. Ondan bahsediyor. Kelimeler ne? Mesela gül, bir böyle gülmek,
gülmek, kahkaha atmak var. Bir de çiçek olan gün var. Pazar bir işte böyle mahallemizde bulunan böyle yiyeceklerin satıldığı yer var. Bir de ne var? Gün olarak pazar var. Ne diyor? Eşleştiren kelimelerden eş anlamlı olanları işaretleyelim. Eş anlamlı. Öykü, hikaye eş anlamlı. Kırmızı, al eş anlamlı. Sene, yıl, evet. Fayda, yarar. Sevinç, tebessüm mü? Hayır. Tebessüm de böyle gülümsemek demek. Beyaz, ak, evet. Kazanç, sonuç. Hayır. Kazanç daha çok fırsat, sonuç, netice. Bilgi, donanım. Hayır. Siyah, kara mı? Evet, siyah, kara demek. Devam ediyoruz. Şimdi diyor ki, hangi elindeki zıt anlam kartının karşılığını aşağıdakilerden hangisinde bulabilir? Tek tek yazalım. Bayat'ın zıt anlamı ne? Bayat, tam zıttı, taze. Seyrek, ne? Sık. Seyrek demek hani, işte pazarda çok seyrek insan var. Tek tük anlamda sık. Çok fazla insan var. Yazamadım. Sık. Toplama ne? Tam zıttı. Çıkarma. Ön. Önün tam zıttı ne? Arka. Hangi seçenekte var? Taze, sık, çıkarma, arka. B seçeneği doğru cevap. Diyor ki aşağıdaki görseller hangi eş sesli kelimeye aittir? Yüzüyor. Yüz sayı olan. Yüzü var, suratı, siması. Hangi kelime bu? Yüz kelimesi. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur? Hür, özgür, zıttı nedir? Tutsak. Var, yok, zıt anlamlısı. Az, çok zıt anlamlısı ama morun bir zıt anlamlısı yok. Diyor ki hangisi tek başına anlamı olmadığı halde cümle içinde anlam kazanır? Yeni, yedek, yine, yelek. Yeni daha henüz alınmış eşya anlamında. Yedek bir şeyin, bir seçeneğimiz daha olması. Yedek üstümüze girdiğimiz hırk ama yine böyle bir için, lakin anlamında bir kelime cümle içinde anlam kazanıyor. Yukarıdaki kelimelerden hangisinin hem eş seslisi hem zıt anlamlısı vardır. İç. İçle hem bir sıvı bir maddeyi tüketmek hem de bir dış var, bir iç var. Değil mi? Bir eşyanın içi anlamında. Bunun zıt anlamı da ne? Dış. Bunun hem eş seslisi var hem zıt anlamlısı. Doğru. Yolun yol. Zıt anlamlısı var mı? Düşünüyorum tam zıt olan bir kelime yok. Ama eş seslisi var. Hem gittiğimiz mesafe var hem de ne var? Bir şeyi böyle koparmak anlamına geliyor. Su. Sunun zıt anlamlısı yok. Eş seslisini de bulamadık. Savaş. Zıttı ne? Barış. Ama eş seslisi yok. Bizim cevabımız iç. Hangisinin eş seslisi vardır? Can, kuş, sen, kan. Şimdi bakıyorum kan kelimesi. Kan kelimesi hem bizim damarlarımızdaki kan hem de bir şeye kanmak, inanmak anlamına geliyor. Yani iki tane anlamı var, eş seslisi vardır. Cevabımız D. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm kelimelerin tek başına anlamı vardır? Tek tek bakalım. Hele bir gelsin de konuşuruz. Hele'nin burada tek başına bir anlamı yok. Ne diyor? Cümle içinde bir anlam kazanıyor. A seçeneği B. B'de hem dinlemiyor, hem dinlemiyor, hem de konuşuyor. Bu hem ne? Tek başına bir anlamı yok ama cümle içinde ne oluyor? Bir anlam kazanıyor. B, yanlış. Yazlık giysilerinden küçülenleri ayırdım. Yazlık giysilerim, küçülenler ayırdım. Tek başına hepsi bir anlam ifade ediyor. C seçeneği doğru ama bir B'ye bakalım. Bugün yine hava yağmurlu olacak. Yine burada. Tek başına bir anlamı yok ama cümle içinde ne oluyor? Anlam kazanıyor. Cevap C seçeneği. Diyor ki yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri zıt anlamlı örnektir? Acemi usta. Acemi'nin tam karşıtı usta. Bir şeyde acemi olmak, yeni olmak, usta olmak artık bu işi sürekli yapmak demek. Lisan, dil ikisi de aynı anlama geliyor bu eş anlamda.
gerçek anlam. Ama bir kelimenin gerçek anlamından uzaklaşıp benzetmeler yapılarak başka bir anlamda kullanılmasını biz ne diyoruz? Mecaz anlam. Şimdi ateş. İçimi birden ateş kapladı. Ateş deyince aklınıza bu mu gelir? Hayır. Ne bu böyle yakarız, gördüğümüz işte o mumda yaktığımız, o sobada yanan o ateş gelir aklımıza, değil mi? Bu gerçek anlam. Ama uzaklaşıp başka bir anlamda kullandığımızda artık mecaz anlamda kullanıyoruz. Diyor ki, gerçek mi, mecaz mı onu yazın. Annem çok yumuşak kalptir. Yumuşak deyince direkt bu mu geliyor aklımıza? Hayır. Yumuşak kalpli gelmiyor. Direkt böyle ne geliyor işte? Fufi bir yastıklar falan, değil mi? O zaman bu gerçek anlamda değil. Mecaz. Yumuşak yastık sevmem. O örneği vermiş. Burada ne? Gerçek. Şimşek çarpmasından korkarım. Şimşek deyince aklımıza ilk gelen gökyüzündeki şimşek. Burada gerçek anlamda. Ama kafamda şimşekler çarptı da benzetme yapıyor mu mecaz anlam artık? Yazın sıcak günlerini özledim. Sıcak burada işte bildiğimiz soğuğun zıttı. Değil mi? O anlamda bu gerçek anlam. Ama sıcak bir bakış derken yani burada şefkatli bir bakıştan bahsediyor. Benzetme yapmış mecaz. Bardağı elinden düşürdü. Bu direkt ilk aklımıza gelen gerçek anlamı. Bir şeyi yere düşürmek. O sözüyle gözden düşmüştü bu mecaz. Benzetmeyi. Devam ediyoruz. Terim anlamı neydi? Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan terimlere terim denir. Bu anlamda kullanılan kelimelere ise terim anlamlı kelimeler diyoruz. Mesela örnek vereceğiz şimdi. Tiyatro terimlerini bulup altlarını çizelim diyor. Oyunun senaryosu çok zayıftı. Ne? Senaryo ve oyun ne? Tiyatroya ait kelimeler. Perde açıldığında seyircilere bir sürpriz bekliyordu. Burada perde tiyatroya ait bir kelime. Ona ait, o alana özgü bir kelime. Dekor sade fakat göz doldurur şıklıktaydı. Dekor. Yine bu da tiyatroya ait. Aktör ve aktris uyum içindeydi. Aktör ve aktris. Oyundaki figüranlar zaman zaman hata yapıyor. Oyun sergilenen tiyatro eseri figüranlar, oradaki yardımcı oyuncular. Oyuncular mimiksiz ve oldukça cansızdı. Oyuncu, mimik, seyirciler skeçten hiçbir şey anlamamış. Doğaçlama bir gösteri bile daha özgün olur. Doğaçlama. Verilen rol hiç eksiksiz su gibi ezberlenmelidir. Rol yine tiyatroya ait. Bir monolog oyunu ancak bu kadar güzel olabilirdi. Monolog ve oyun yine tiyatroya alana özgü kelimedir. Devam ediyoruz. Çözülmek kelimesi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Ayakkabının bağı çözüldü. Çözülmek bir şeyi açmak, değil mi? O anlama geliyor. Burada gerçek anlamda. Havalar ısınmaya başlayınca buzlar çözülmeye başladı. Çözülmek bir şeyin işte katıdan sıvıya doğru geçmesi. Burada da gerçek anlam. Problem çözülürken acele edilmemelidir. Çözmek, bir sorunu çözmek anlamında doğru. Acı haberi duyunca eli ayağı çözüldü. Yani eli ayağı aslında böyle kendinden geçti bir an, o anlamda. Burada ne yapmış? Benzetme yapmış. Mecaz anlamda kullanmış. Taramak kelimesi hangi cümlede sözlükteki ilk anlamıyla kullanılmıştır? Yani sözlükteki ilk anlamından bahsettiği gerçek anlamı. Bir yandan göz ucuyla kalabalığı taradı. Şimdi taradı deyince bizim aklımıza ilk gelen ne? Böyle saç taramak, değil mi? Hani o anlamına geliyor. Bir şeyi böyle taramak. Burada ne? Göz ucuyla kalabalığı taradı derken kalabalığa şöyle bir baktı anlamında. Burada ne? Mecaz anlamında. Annesi kızının saçlarını özenle taradı. Ha, bu bizim aklımıza gelen ilk gerçek anlam. Diğer seçeneklere bir bakalım. Gece yağan dolu bahçeleri tarayıp geçti. Tarayıp geçmek hani hepsine şöyle bir uğrayıp geçti anlamında. Burada da benzetme yapmış mecaz anlamda. Aradığı bilgileri internette ince ince taradı. Yani aradığı benzetip böyle bir kelime kullanmış. Burada da mecaz anlam cevabımız benzecek. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır? Masanın üzerindeki vazoyu gördün mü? Burada hiçbir alana özgü kelime var mı? Yok. Bu oyun iki perdeden oluşuyor. Oyun, perde, bunlar ne? Tiyatroya özgü kelimeler. Evet, alana özgü. B seçeneği olabilir.
olabilir ama diğer seçeneklere de bakalım. Sınıfın kapısı kırılmış. Burada hiçbir bilim alanına, bir sanat, müzik alanına ait bir terim var mı? Yok. Havuzdaki çocuklar çok eğleniyor. Burada da yine alana özgü bir kelime yok. Ama B seçeneğinde tiyatroya ait kelimeler var. Terim anlamlı kelimelerin hangileri parantez içinde yazan alan adıyla doğru eşleştirilmiştir? Doktor özel bir tahlil istedi. Tahlil ne? Tıp alanına ait. Doğru. Yaptığımız deney bize konuyu öğretmiş oldu. Deney hangi alana ait? Fen'e ait. Doğru. İki de doğru. Bu asma köprü köyümüze yeni yapıldı. Şimdi asma köprü, burada asma o üzüm yapraklarının asması değil. Ne burada? Bir yerden bir yere asılarak yapılan köprü anlamında, bu tarımla alakalı değil. Cevabımız 1 ve 2. Kararmak kelimesi hangi cümlede diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Elektrikler kesilince birden ortalık karardı. Burada ne? Hani havanın kararması, karanlık olması anlamında. Annem gidince dünyam karardı. Burada annem gidince çok üzüldüm anlamında. Benzetme yapmış, mecazda kullanmış. Mecaz. Sıkıntıdan ruhum karardı. Burada da yine böyle hani ruhum sıkıldı deriz ya. Yine benzetme yapmış, mecaz anlamda kullanmış. Açlıktan gözü kararmış. Yani gözü kararmış derken hani o kadar acıkmış ki hani ne yaptığını bilemiyor. Yine mecazda kullanmış ama buradaki karardı gerçek anlamında kullanılmış. Takmak kelimesi hangisinde mecaz anlamında kullanılmıştır? Gözlüğü takıp kağıtları okumaya başladı. Şimdi biz takmayı düşündüğümüzde ne? Aklımıza bu geldi zaten. Hani bir şeyi, tokayı takmak, gözlüğü takmak. Aa doğru. Geline pırlanta yüzüğü taktılar. Aynı, bu da gerçek anlam. Atkısını takmadan çıkmış. Atkısını hani yine aynı yüzükle, gözlükle aynı anlamda. Kafasını bu işe taktı bir kere. Buradaki takmak çok düşürmek anlamında. Benzetme yapmış. Cevabımız D seçeneği. Şimdi diyor ki aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları, metni dinlemedik ama ilerleyelim.